But indeed, thank you very much and the team Norm for securing the technical support for this event. Thank you very much and welcome to all the participants today. First of all, the UIC in Edirne for coming up with the idea of discussing issues related to World Refugee Day. It's actually not only the World Refugee Day coming up, but also the Syria conference at the end of the month, which is organized in Brussels. And I understand we have a number of students with us today with diverse backgrounds, including Syrian students. So it will be very interesting to hear from them. To thank very much also the ambassadors, Ambassador Berger and the Bulgarian Ambassador Nensky for their presence. Last but not least, the interpreters who are going to secure the communication between us. And without further ado, passing the floor to Professor Yarjan, who is going to moderate the discussion for us today. Thank you. Çok teşekkürler bu giriş için. Öncelikle bugün beşincisi düzenlenen Cafe Europa'ya hoş geldiniz demek istiyorum. Bunu birkaç dilde söylemek istiyorum. Welcome, herzlichen willkommen, ahlan bika, imiri pitur, dobre došli. Zannediyorum ki şu anda farklı bölgelerden, farklı ülkelerden gelen katılımcılarımızın ana dillerini bir şekilde toparladık bir arada. Hoş geldiniz diyebildik. Çok farklı ülkelerden katılımcılarımız var bugün. Çünkü özel bir gün kutluyoruz. Özel bir günün onuruna bugün bir araya geliyoruz. Her ay Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Türkiye Yosalar Birliği Bilgi Merkezleri, AB Bilgi Merkezleri ortaklaşa Cafe Europalar düzenliyorlar. Bu bilgi merkezlerinin gençlik forumları da olduğu yıllar önce çok çeşitli faaliyetleri, aktiviteleri var. Özellikle de üniversite öğrencilerinin Avrupa Birliği ve Türkiye'de konuşulan konuları, tartışılan konuları ortaklaşa değerlendirmeleri, bilgi alışverişinde bulunmaları için güzel faaliyetler. Bugünkü etkinliğimiz Edirne Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'nin öncülüğüyle gerçekleşiyor ve dediğimiz gibi Dünya Mülteci Günü'nün onuruna bir aradayız. Dünya Mülteci Günü her yıl 20 Haziran'da mülteciler onuruna kutlanan bir gün ve amacımız şiddetten ve zulümden zorunlu olarak kaçan, göç etmek zorunda kalan sığınmacıların, mültecilerin kuvvetini ve cesaretini kutlamak aslına bakarsanız. Krasi, могат ли да се мушнат слушалки? Може ли на компютъра слушалки? Аз имам. Biz bugünkü toplantıda çoğunluğumuz üniversite öğrencileri olduğu için biraz daha eğitim, istihdam gibi bizlerin kafasında soru işareti olan konulara değinmeyi uygun gördük. Bugün de, bu özel günde. Şimdi birkaç istatistikle açmak istiyorum aslında. Hani bizi de düşündürsün, belki birazcık da tartışmamıza yön versin diye. Yüksek öğrenime erişim, her ne kadar yaşam değiştiren bir olguysa da, bireyin ufkunu açan, zorunlu yerinden edinme sürecinde kaybolduğu düşünülen imkanları yeniden sunan ve doğru bir şekilde istihdam politikalarına entegre edildiğinde aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın da kolaylaştırıldığı bir süreç aslında yüksek öğrenim. Ancak mülteciler özelinde baktığımızda yüksek öğrenim daha hala dünyada biraz daha lüks gibi görünen bir konu yüksek öğrenime erişim. Halbuki dediğimiz gibi hem istihdama entegrasyon açısından hem de sosyal uyum açısından çok büyük önem taşıyor. Şimdi Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin yüksek öğrenime erişim konulu raporunda ilköğretim ve liseye erişime geniş bir alan veriliyor, geniş yer veriliyor. Yüksek öğretim kısmının başlığı ise aslında manidar, out of reach, yani ulaşılamaz. Bu alt başlığı. Çünkü bunun nedeni de dünya genelinde
insanların yüksek öğrenime erişimi okul çağındaki gençlerin %37'si iken mülteciler için bu oran sadece %3. Ve hep beraber belki bunun neden böyle olduğunu da tartışacağız. Özellikle küresel mülteci kompaktı tüm ülkeleri, ev sahibi ülkelerin eğitim sistemlerini desteklemeye, özellikle de daha içerici olma yolunda, sığınmacıları, mültecileri daha fazla içerme yolunda desteklemeye davet ediyor. Ve bunun için doğrudan mültecilerin faydalanacağı finansal enstrümanlara, kurumların kapasitelerini geliştirici, eğitmenlerin kapasitesini arttırıcı çeşitli desteklere işaret ediyor. Türkiye'ye geldiğimizde ise sadece pek çok aslında üniversitelerimizi inceledim, hepsinden de bahsedeceğiz sırası geldiğinde. Çok burada da bulunan arkadaşlarımızın Türkiye genelinde hangi üniversitede, kendi ülkelerinden ne kadar öğrenci var, bunları da konuşuruz. Oldukça aslında yüksek bir uluslararasılaşmışlıktan bahsediyoruz biz. Ancak yine de 2012 yılına baktığımızda Suriyeli mülteci öğrenciler özelinde 2012 yılında sadece 962 Suriyeli sığınmacı yüksek öğrenime devam ediyordu Türkiye'de. Ve bu süreçte aslında bir pek çok anlamda örnek uygulamaların da olduğu bir süreç sonunda bu rakam bugün 33.554'e ulaşmış durumda. Bunların içerisinde Türk kurumlarının, uluslararası işbirliklerinin rolü çok büyük. Ben eminim ki büyükelçilerimiz bizlere biraz bunlardan da bahsedecek, bu desteklerden de bahsedecek. Belki biraz önce bu destekleri duymak için ben sözü Avrupa Birliği Büyükelçimiz Sayın Christian Berger'e vermek isterim. Avrupa Birliği'nin de çünkü bu anlamda hem temel eğitim, ilköğretim, orta eğitim hem de yüksek öğrenimi destekleme alanında pek çok çalışmaları var. Biraz onları duyalım. Buyurun Sayın Berger. Thank you very much for organizing this. Let me again thank everyone, the team that is organizing this, but also the Information Center in Edirne that came up with this great idea to have an event on the occasion of International Refugee Day. And I'm also very happy to be joined by the ambassador of Bulgaria as a neighboring country and as a country that of course has a border with Turkey. So it's also very important to get the view of the ambassador here as well. And she has been also a very prominent foreign minister of her country. So a broad experience, and wide-ranging experience, I'm sure, which will help us very much in this debate today. So I'm very happy to be joined by so many students, and as you said, so many students with different backgrounds, including Syrians and others from other countries. So again, I think it's a very thank you for pulling this off and putting together these many different views. Let me just say a few words at the opening because we are all very interested to listen to our guests and follow the debate, and also if there are questions later on, happy to answer them. So World Refugee Day is for me every year a very sober moment, because when you look back the last 2 years, the figures of how many people are registered by UNHCR as refugees is going up every year. I think the first time when I did a World Refugee Day event in Turkey, it was around 60 million. And today, if I'm not mistaken, is a little bit more than 70 million. So every year the figures is going up. And this is the figure of refugees. And you all know the definition of refugees: somebody who flees a conflict and fears for his or her life is regarded as a refugee. And this does not take into account a much bigger number of migrants. And again, when you look at the figures by IOM and others, you could come up with a figure of about more than 250 million people who have left their homes for different reasons, either because they're refugees, as I said before, or because they left for economic and other reasons, political pressure. So there are many, many reasons why people are leaving. But it's very clear to all of us, people do not leave because it's fun to leave, or there are other reasons. People always have a very serious reason why they leave their homes, their schools, their families, their towns, villages, whatever, wherever they came from. And we need to understand this when we deal with these people, when we deal with these individuals, when we deal with the fate
and the suffering and the plight that many people have gone through that have forced them to leave their place. I started my career more than 30 years ago in a refugee camp in Gaza, the Gaza Strip. And I'm afraid to say this refugee camp 30 years later is still there. So refugees, migration is something that has been with us for a long time and will be with us most likely for a long time. Throughout my career, I spent many years in the Middle East, and I've seen Palestinian refugees, Iraqi refugees, Lebanese refugees, and of course now we all see Syrian refugees. And this is certainly a lesson to us. And there's one lesson, particularly when you look back a span of 30 years, there's one lesson that you refer to, this very strong emphasis, this very strong focus on education. I've also seen, in the last 30 years, many, many refugees who started off in a very bad situation. And because of education, they could get back their life together and they could make a life for themselves in another country. Be it Palestinians who have been very important business people, advisors, academics all around the world, but particularly in the Arab world, and many others. So education gives people a chance to put their lives back together after their lives have been upset because whatever situation they had to flee from or to leave from. The UN has coined a phrase which we fully subscribe to and Turkey fully subscribe to, and that phrase goes like that: no lost generation. And when you look at what we are doing, I think we have both in Turkey, but also in other countries like Lebanon and Syria and Jordan, our philosophies are a very simple one. Education is important, but it is not the end of it. So you need to start, of course, providing a place for kids to go to kindergarten, primary school, secondary school. You give university scholarships for people who want to go on studying, or if people want to go to vocational training, you give them an opportunity to do that. But at the end of it, you need to know what the purpose and the outcome is. You need to give a perspective, and that perspective needs to be obviously employment. So it's education on the one hand, but also to make sure that the skills that you learn can be used and you can find a job and you can support your family. You can have a family. You can have kids, and you have the necessary economic means to sustain that family. So it's not only education; it's also that. I tell you, I close with this. I tell you another story. In the early days of the Syria crisis, I was in Jordan in this big refugee camp in the north of the country, close to the Syrian border. And we were funding there through UNICEF schools. So we were supporting kids, and in the classrooms, or in the tents actually, where you had young kids, they were all very happy playing and singing and doing their work. And then we also went to the classroom of the kids who were finishing secondary school, so at the age of about 18, 19 years old. And they had only one concern, and they only had one question: what comes next? Now we have finished school, what is our future? Can we go to university? Can we find a job? It's a very important, I think, consideration, a very important emotional and psychological point for people to know what comes next. And this is also very important because you don't want them to fall into the wrong hands, to be, you know, all sorts of terrorist organizations that were out there in the past. It's very important, I think, also for countries, for states, to give a secure sort of pathway for refugees. And I think Turkey here is doing a fantastic job with the help, of course, of the international community. But Turkey itself has done a lot, and we want to continue supporting this. And here, let me underline what you said, particularly in the field of education. So building schools, teachers training, language training, scholarships, vocational training. But also skills enhancement, entrepreneurship, to also move on into the business world. So thank you for this opportunity again. Very much looking forward to listening to my colleague Nadezhda, and to anyone else who wants to speak and tell us their story, how they see education on a day as important as this World Refugee Day. Thanks again. Sayın Berger, çok teşekkürler bu giriş için. Hem bize farklı statülerden bahsettiniz, hem Avrupa Birliği'nin önceliklerinden ve bu alandaki çalışmalardan biraz spoiler verdiniz diyelim. Eminim ki ayrıntılarla ilgili arkadaşlarımızın da
soruları, merak ettikleri noktalar olacaktır. Benim de sorularım olacaktır. Bizimle birlikte olan bir başka büyükelçimiz de Sayın Nadejda Menski, Bulgaristan büyükelçimiz ve Bulgaristan'dan de kendisine bu günün anlamına dair eklemek istediklerini sormak istiyorum ve Bulgaristan'ın yine belki eğitim mültecilere yönelik eğitim entegrasyon politikalarına dair bize birkaç şey söyleyebilirse çok seviniriz. Bizler de öğrenmiş, belki de uygulayabileceğimiz, Türkiye'de de uygulayabileceğimiz fikirler edinmiş oluruz. Buyurun Sayın Menski. Okay, thanks. Thanks a lot. For me, it's a great pleasure and a privilege to be part of this discussion. I think that the subject is very important because we are living in a dramatic times when the world is changing in front of our eyes. As Christian mentioned, the Balkans has been a crossroad of a lot of migration processes during the centuries, as well as the Middle East. But what's going on now is something which we didn't expect in such a big dimension. That's why subjects as the one of today's debate is, as I said, very important. I'd like to thank the Edirne team, to the university students and everyone, including you, who made this event possible, this discussion possible. I want to raise or to point to, I think, very important things. I fully agree that education is the very basic and a big investment for the future if you would like to live in a place when in a world where have more inclusiveness, more equality, and no one is left behind. But I have to add something else, not only education, but job opportunities. I was a foreign minister quite, let's say, 20 years ago, and I still remember my discussion with the foreign minister of Algeria at that time, because I visited the country at the time when not too many European countries were visiting Algeria. There was a lot of terrorism for the time being, and there were very rare visits to Algeria. And he was very grateful and very happy that I was there. And he told me something I still remember. He said, we have a lot of universities at quite high level of education in Algeria. But what we do not have due to economic problems, I don't know, maybe the things have improved, but at that time they were not. He said, we are not able to provide enough job opportunities for those who graduate from our universities. And what happened is that young people, boys and girls with very high education are not able to work. And because of this, they can easily be attracted by terrorist organizations or by groups who can offer them easy money. Let's say everybody when it's young wants to live a better life, and the temptation of the easy money can be a big problem in this respect. I'm mentioning this because we talk about refugees, about people who move from one place to another. As we know, the refugees are the people who are trying to escape from a conflict. During my mandate as a foreign minister, we have this war on our Western Balkan in Kosovo, when a lot of refugees has been pushed by Milosevic and spread in the whole Balkan region. At that time, it was very interesting discussion within the European Union whether we should invite refugees in our countries all over Europe, or as Bulgaria said, it's very important for the refugees, I point out again, to stay close to their native places in order to be able to return back when the conflict is over. The other thing is the migrants, economic migrants, who are seeking a better life for them and for their families. They are usually looking for a better social systems where they can and better social inclusiveness by which they can provide for their families a better living standards and try to secure for them a better life in the future. I think that's why we have to deal with education, with job opportunities, because if we do not do this, the prejudice and the racism and xenophobia could be easily manipulated and used by certain circles in the society and make a division lines between people.
actually important is that we really work with the prejudice, try to increase the dialogue between different religions, between different ethnic groups, between people from different parts of the world, because this is our future. And what we do today will be what we will get tomorrow. But this is not only responsibilities of politicians and diplomats, but also it's a responsibilities of journalists, it's responsibilities of scientists, it's responsibilities of students. No one should say, I don't care about this, because there should be a common effort if we would like really to stand against the xenophobia and against racism and build a better world for our kids and for the new generation. As Christian said, no generation must be left behind. There should not be a lost generation. And this is exactly what we are doing today with this debate. Thank you. Çok teşekkürler Sayın Nenski. Bu aslında sizde eğitimin önemini vurgulayan çalışmaların hep altını çizdiğiniz çok önemli bir konuya dikkatimizi çektiniz. Aslında güzel bir tartışma sorusu da beraberinde getiriyor. Bu soruları da beraberinde getiriyor. Daha güvenlik boyutu eğitime entegrasyonun güvenlik açısından olumlu sonuçları veyahut da bunu gerçekleştirememenin güvenlik açısından olumsuz sonuçları da büyük. Burada hem iç hem dış güvenliği düşünebiliriz, hem gruplar arası ilişkileri, yani ev sahibi toplulukla sığınmacı topluluk arasındaki ilişkileri de düşünebiliriz. Onların arasındaki iletişimsizlikler, ön yargı, dışlanma gibi konular ve bunların o ülke içerisindeki suç oranlarının artmasına, gruplar arası tansiyonların artmasına ve belki de dediğiniz gibi daha ulus ötesi sonuçları olabilecek terörizmin artmasına kadar, radikalleşmenin artmasına kadar ciddi sonuçları var. Yapılan bütün çalışmalar bunu gösteriyor. Dolayısıyla aslında eğitimin önemini vurgularken eğitime erişimi gerçekleşmeme durumunda olabilecek tehlikelerin de farkında olarak bunun altını çizmek lazım. Çok çok teşekkür ediyorum ben şahsen bu noktanın altını çizdiğiniz için. Bu bağlamda biraz erişim konusundan da belki arkadaşlarımızla bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü onlar da kimisi tabii ki yerli halktan, Türkiye'den arkadaşlarımız ama bir sürü uluslararası arkadaşlarımız da var başka ülkelerden. Türkiye genelinde sadece bizim şu anda bir aramızda olduğunu bildiğimiz öğrencilerimizin ülkelerinden biraz bahsedeyim. İşte Suriyelileri zaten söylemiştim. 33 bini aşmış durumda üniversite öğrencilerinin sayısı. Irak'tan gelenlerin mesela 7600, Yemen 3000. Bizim de bulunan arkadaşlarımızdan, Bulgaristan'dan da 3000 öğrenci var, Arnavutluk'tan da 1148 öğrenci var, Kosova'dan da 1322 öğrenci var. Belki özellikle de Suriye'den gelen arkadaşlarımızla başlayarak erişimde, özellikle üniversiteye erişimde ne gibi sıkıntılar yaşadıklarını, yani daha lise öğrencisiyken ve üniversiteye gitmeyi kafaya koyduklarında Türkiye'ye geldiklerinde neler yaşadılar, olumlu ve olumsuz, belki biraz onların bizi sabırla dinlediler, biraz da onların görüşlerini dinleyebiliriz belki neler yaşadıklarını. Kim katkı sunmak ister? Öncelikle. I can start if you want. Tabii. First of all, let me introduce myself. My name is Abdurrahman Al Haydar. I'm 26 years old. I'm a student at Mersin University in Turkey here, and at the linguistics department. Now, let me share with you my story here as a Syrian student at Turkish universities. First of all, let me tell you that I'm one of those Mr. Berger talked about who really had some bad situations in their countries and had to leave their homes. There were some hard feelings when I left because my future was like uncertain at all. Like I did not know what's coming next. Will I be able to complete my education or what?
So when I first came here, I really started from zero, literally. So first of all, there were like some challenges, like language, for example. Will I be able to communicate with people? Will I be able to learn the language and start talking with people just like any normal person, or I will always be a foreign person? So I started learning Turkish at first. I attended some courses, actually two courses to learn the language, and I succeeded in learning this language. And after that, there was like a really, really serious question that many Syrians do ask when they come here to Turkey. And by Syrians, I mean young Syrians who did not get to complete their education at first. So that question is like, will I work or study? So I can't study because I need to work in order to support myself. And I also want to complete my education. I don't want to be left like that. So that was a really serious challenge at first. But later I was supported by an organization called Spark. And that's how I could solve the problem. So I could study and being supported at the same time. And so I joined the university 3 years ago. Right now I'm a student at the linguistics department at third class. Next year by this time I will have graduated, hopefully. And apart from that, regarding my university life, I can say that I and my friend here also, Ahmed, who's studying with me, really got really high grades at our department. We are considered to be some of the best friends here. So that really made me happy to share. And right now we're really enjoying this education chance we got here. We were happy to get this chance because our future was uncertain, as I said. And right now we don't only study, we also try to improve our skills, improve our entrepreneurship skills and language, design, different things, because we just don't want to stop. Like we don't let the war stop us. So we started from zero here, but now I can say we have really improved. We improved our skills, our education, we will graduate. And we're looking forward to getting a bright future. And we are really working hard on that. So that's what I wanted to share with you. Abdurrahman, çok teşekkür ederim. Abdurrahman ve Ahmet bizimle Mersin Üniversitesi'nden birlikte. Mersin Üniversitesi'nde 1200 civarında Suriyeli üniversite öğrencisi var. Oldukça yüksek bir sayı. Ben onlardan görüşlerini alırken aynı zamanda belki diğer Suriyeli arkadaşlarının da tecrübelerinden de biraz bizlere ufak da olsa ipuçları vermelerini rica edeceğim. Kendi tecrübelerinin yanı sıra. Belki biraz bu şey konusundan da bahsedebilir misiniz bize? İlk geldiğinizde Ahmet, belki sen bahsetmek istersin, nasıl arzu ederseniz. Bu diploma denkliği konularını nasıl hallettiniz? Okula kayıt aşamasında neler yaşandı? Kaç okula başvurdunuz? Nasıl girdiniz? Aslında bizlerin merak ettiği de konular, hem de kişisel hikayeleriniz de önemli. Ama şunun da altını çizmek isterim. Sizler bu işte başarılı olabilmiş öğrencilersiniz. Tabii ki sizleri ayakta alkışlıyoruz, gönülden kutluyoruz bu başarılarınızdan ötürü. Ama tabii daha güçlük yaşamış olanlar da var. Belki biraz onların da hikayelerini düşünerek hani ne gibi zorluklar yaşanıyor bu aşamalarda, biraz bize anlatırsanız seviniriz. Belki başka ülkelerden arkadaşlarımız da benzer şeyler yaşıyor, sonra onlarla kıyaslarız. Of course, thanks Ms. Başak for this question. Before answering this question, I want to add my story also. And as Abdurrahman and millions of students of Syrians have immigrated and led their country because of war, I am from Aleppo. I left Syria in 2014 maybe. I came here to Turkey and I wasn't even graduated from high school. I started
with the question that will I work or complete my study? My family supported me to complete my high education. It was only just a few months and I will graduate. I will be graduated. So they told me complete this and then we'll talk about university later. I have graduated from high school here in Turkey in a Syrian school, temporarily Syrian school. And after that, I was supposed to work to not just support myself, to support my family. When refugees escape the war, they go in very bad economical situation for another countries. So I was supposed to work to support my family. I worked for 2 years in different fields. After that, I was about 20 and I started to think I need to complete my study in order to have a better future, better life. And the point that that Ms. Başak wants me to comment on is how to get to university. It's very, very hard to get to university as a refugee. First of all, there is a lot of paperwork to make your diploma accepted by the universities or by government. After that, not just your paperwork is the challenge. The challenge is the language that Abdurrahman pointed on, and then if you will be accepted or not by university, because they just give a limited number of seats at the university for foreign students. And of course, you are not just the one who will apply for the university. There are a lot of students from different countries, like Somali, Egyptians, Iraqi, and a lot of students are facing you or in front of you to get that university. So I tried 2 years to secure a seat at the university. And after 2 years of applications and paperwork learning Turkish and also doing extra exams to be accepted at the university, like YOS or SAT, these exams are asked by foreign students to be accepted at the universities. After these 2 years, I succeed to reach my goal and be a university student. But it took me 2 years. Some students took them more. Like Abdurrahman, it may took from him more than, since he is just bigger than me in 2 years. And like that, a lot of students, when they face this problem, they may just quit. Yeah, it's very hard. I'm not accepting. They are not accepting me for 2 years. So they may give up their goals and go to work. This is the point. The second point is the scholarship. The first year of my study, I used to work and study, and it may be a little tired or very busy at my life. So being a student, to work is something famous in every student's life, but to work to support your family, this is an issue that only refugee students may face. So to work to support your study and to support your family is a very important issue that refugee students may face and may let them quit their studies. But when you get scholarship that help you to complete your study, you will feel better and you will feel yourself going on to your goal much faster.
These are the points that I wanted to mention until now. And thank you for letting me share my story with you. Thank you again, all of you. And I will answer the following questions in the following time. Thank you so much. Çok teşekkürler Ahmet. Ne zaman istersen söz isteyebilirsin Abdurrahman. Senin için de aynı şekilde. Burada Ahmet aslında bize şuna dikkat çekti. Sadece başarılı olmamız değil, aynı zamanda anlıyoruz ki kararlı olmanızı da tebrik etmemiz gerekiyor. Vazgeçmemiş olmanızı ve baştaki engellerden bir şekilde korkmadan kararlı bir şekilde hedefinize kilitlenip ona doğru ilerlemiş olduğunuzu görüyoruz. Şimdi burada burslardan bahsetti Ahmet de Abdurrahman da. Bu bursları Sayın Murat Erdoğan'la ortaklaşa yapmış olduğumuz elit diyalog araştırmasında biz sürekli olarak araştırıyoruz. Ne kadar öğrencilerin ekonomik durumları nasıl diye. Bu önemli bir konu çünkü erişimden bahsettiğimizde erişimin önündeki en büyük engellerin başında bütün dünyada ekonomik durum geliyor. Bu sadece ailenin ekonomik durumunun kötü olması, çocuğunu bir okula göndermek üzere ekonomik durumunun kötü olması değil, aynı zamanda okula gitmek yerine bu öğrencinin ailesine ekmek götürmesi beklentisi de işin içine giriyor. Yani okula gitmenin bir fırsat maliyeti de var, öyle diyelim. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında da burslar büyük önem taşıyor. Böyle zannediliyor ki bütün Suriyeli üniversite öğrencileri burs alıyor. Oysaki şu anda son yaptığımız ankette Suriyeli üniversite öğrencilerinin sadece %10'unun yaklaşık bu burslardan faydalandığını görüyoruz. Bu bursların devamı aslında çok önemli bir nokta. Ben Festim'e de söz verip daha sonra da Christian Berger'e bununla ilgili planlar var mıdır diye bir sormak isterim Sayın Berger, sizin için de uygunsa. Önce Festim'den de bir duyalım, onun da galiba bu konuda bu tecrübeleriyle ilgili bizimle paylaşmak istedikleri var. Buyur lütfen. Evet, merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Festim Eger, Kosovalıyım. Halk Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde birinci sınıf. Yani Kosovalı olarak şu an sığınmacı olarak sayılmayız ama 2014 göçünde o ara bir de 99 savaşından önce zaten biz de aynı durumdaydı. Ama şu son kısımda ben bir sıfır önden olanlardanım. Çünkü benim okuduğum şehirde zaten Türkçe eğitim vardı birinci olarak ve başka dillerde. Geldiğimde zaten dili biliyordum ve benim için biraz daha rahat oldu. Bizim için en büyük sorun kayıt aşamasındaydı. Denklikler ve apostille kısmında. Onlar zaten maddi anlamda bize biraz zorluk çektiriyor. Ve kayıt aşamasında 4 gün içinde biz Türkiye'ye gelip orada kayıt olup Türkçe sınavını geçip ve hemen ülkemize dönmemiz gerekiyordu. Ve yeniden 2 ay sonra yeniden Türkiye'ye gelmemiz gerekiyordu. Ve bu bilet paraları da hepsi de yani maddi anlamda bize biraz sıkıntı yarattı. Ve ilk geldiğimizde yani benim ve arkadaşlarım en büyük yaşadığı sorunlardan birisi aynı ikamet sorunları. Onların alınması bir aydan fazla sürüyor. Ve o bir ay sürdüğü için mesela hem yolda çıktığımızda güvenli olamıyorduk. Mesela polisle konuştuğumuzda önce olmamıza rağmen yeniden ikamet şeyimizi istiyorlardı. Ve okulda çok büyük sorunlar yaşamıştık. Ama sonradan zaten İlk yılım olduğu için arkadaşımın desteğiyle zaten ben hemen adaptasyona uğradım ve zaten benim için büyük bir sorunlar yaşamadım ama diğerleri için böyle sorunlar çok vardı. İşte bu kadar. Teşekkürler Festim. Evet, bu baştaki bilgi sorunu, hangi üniversiteye başvuracağım, ne gibi belgeler sağlamam gerekiyor, bu belgelerin denklikleri nasıl sağlanacak, yine önemli engellerden bazıları. Suriyeliler özelinde, yani Arapça, şöyle diyelim, Arapça konuşanlar özelinde birdenbire bu sayı Türkiye topraklarında artınca öğrenci sayısı, bu işte başta bahsetmiştim 900'lü rakamlar nasıl 33 binlere ulaştığının arkasında aynı zamanda lise bitirme sınavlarının uygulanmaya başlandığından bahsetmek istiyorum ben. Bu da aynı zamanda işte denklik
sağlamakta güçlük çeken öğrenciler için. Neden? Şimdi FESTİM bile bunun o anda savaş olmayan bir ülkeden bu da diplomalarını alarak gelerek işte onların denkliğini sağlamak, apostillemek vesaire bunlardaki güçlüklerden bahsediyor. Düşünün bir de siz hızla savaştan kaçıyorsunuz. Bu belgeleri yanınıza aldınız mı, almadınız mı? Kendi ülkenizdeki temsille, diplomatik temsille iletişim var mı? Bu belgelerin doğruluğu teyit ediliyor mu? Bunlar çok büyük sorunlar. O yüzden de Türkiye lise mezuniyet sınavları uygulamaya başladı. Yani bu şekilde denklik vermek şeklinde Arapçaydı bu sınavlar ve şu anda da düzenli olarak uygulanıyor bunlar. Bu çok önemli bir ilerleme oldu. Çünkü çok önemli bir böyle şey daralma noktası yaratıyordu. Orayı bir türlü aşamıyordu öğrenciler. Tabii ki bu bağlamda burslar da önemli. YTB bursları olarak bilinen, Türkiye bursları olarak da biliyor bazı arkadaşlarımız. Belki onlardan alanlar da vardır aramızda. Pek çok ülkedeki uluslararası aslında öğrenci sayısını arttırmaya da yönelik. Türkiye'de okumak isteyen öğrencileri desteklemeye yönelik burslar bunlar. Türkiye tarafından verilen ve şu anda artık Avrupa Birliği'nin de katkılarıyla DAFİ bursları da bunlara entegre oldu. Ve 3000'in üzerinde Suriyeli öğrenci şu anda bunlardan faydalanıyor. Ve yine yaptığımız ankette de görüyoruz ki gerçekten de mesela Türk öğrencilerde olmayan oranda fazla çalışma oranı var Suriyeli üniversite öğrencilerinde. Yani bu bursu olmayanların illaki çalışması gerekiyor. Ailelerine hala destek olmak ya da kendilerine destek olmak adına. Belki bu noktada Sayın Berger'e sormak isterim. Bu destekler devam edecek mi? Öğrenciler faydalanıyor gibi görünüyor. Daha fazla destek var mı diye soruyorlar. Ne dersiniz? Mikrofonunuzun sesini açabilir misiniz Sayın Büyükelçim? Got it. Thank you. No, thank you very much and the contributions so far, which for me gives a mixed picture. On the one hand, you're describing issues and problems that any student around the world would face. I mean, finding a place at university, getting into university, finding a scholarship and money for the university. Of course, you have an added issue, many of you who had to come and learn first the language in order to get into university. So that's certainly one of the features of people who came from abroad. But again, you have also other students who have come from abroad, not because they're refugees or migrants, but they want to study in Turkey and had to learn the language. So I think for me, at least what I take from that part of the story is comforting in the sense that, it's a normal student life that you are facing with all the difficulties, obviously, that many other students are facing as well around the world. The other one is maybe a little more complicated, and that is, well, what comes after university and if you then find a job and what your status in the country is. If you get a work permit, if you have to work in the formal economy, or if you have to find work in the gray economy. I mean, these are all issues, obviously, that you have to face and other students maybe do not have to face. You asked me the question about additional scholarships. So let me say a couple of things on that. You may know that in the European Union, we are running a program which is called Erasmus and Erasmus Plus. This is one of the most successful European programs. And if it goes along the way of Erasmus, I can only tell you that education will remain a very, very high priority for the European Union. We are discussing at the moment the new budget of the European Union for the next 7 years. And what I understand is both the member states, the Commission, but also the European Parliament are very much in favor of increasing, if not doubling even, the funds that we are making available for students to go and study abroad. I mean, European students from EU university to go outside, but also the other way around, people to come into the European Union and study at university. So that's, I think I wanted to make very clear that program will continue, and Syrian students in Turkey, in addition to, of course, Turkish students, are eligible to take part in this Erasmus program. So please, if you find an opportunity and a chance of doing this, do it. It's certainly very, very useful, very helpful,
And for us, it is it's actually a pleasure to see that, that students are taking this opportunity and go and study abroad. We also, the number of scholarships that we're giving in Turkey at the moment is relatively limited. Yes, you mentioned the figure, it's several thousand, but nevertheless, given the number of students in Turkey and also the, what you said, that only 10% of Turkish, sorry, of Syrian students actually can study or can get a scholarship, clearly there's a need. We are at the moment looking into the support to Syrian refugees in the future. And let me again underline, as I've said in general, generally about education, also regarding Syrian students in Syria, education is very, very much high up on our agenda. So whatever we can do to increase this and allow more students to take up the studies in Turkey, we will certainly wish to do this. And I guess, and you may, somebody mentioned this, I think Ashak mentioned at the beginning, we have this conference and at the end of this month in Brussels. And one theme always is employment and education and support to Syrian refugees. So I'm sure this time around again, the issue will come up. And it's not only the European Union itself that gives scholarships, it's individual member states of the Union, it's other countries that give scholarships. So I will pass this back to my colleagues who organize this conference. What you are saying, that there's a need for a higher number of scholarships. Berger, so this is the first answer. Bu müjdeli güzel haber için çok teşekkür ederiz. Öğrencilerimiz de eminim büyük memnuniyetle karşıladılar. Hem Erasmus imkanlarının artmasını hem de bursların artmasını eminim ki dört gözle bekliyorlar. Ben sizi birazdan yine Sayın Nenski'nin yorumuna binaen employment konusunda yine sıkıştırmayı düşünüyorum Sayın Berger. Önceden haberini vereyim. Çünkü aklımın bir kenarında ve çok öğrencilerimizin de provada dile getirdiği de bir konuydu. Önce biraz sosyal uyum konuşalım. Yine Sayın Nenski'nin vurguladığı gruplar arasındaki ilişkiler konusu. Belki de öğrencilerimizle bu sosyal uyum konusunu değerlendirdikten sonra Sayın Bulgaristan Büyükelçimizden de bir görüş almak isterim kendisi için de uygunsa. Şimdi uluslararası laşmanın önemi dediğimiz gibi evet güzel bir ortam olması önemli aynı zamanda ama Sayın Büyükelçimizin de belirttiği gibi gruplar arası ilişkiler bağlamında da daha barışçıl bir ortamın gerçekleşmesi anlamında da önemli ve tabii bunun aslında sadece sosyal değil ekonomik sonuçları da var. Belki istihdam girişimcilik ticaret boyutlarını da daha sonra konuşuruz. Ama biraz sosyal boyutlarından konuşalım isteriz. Bugün örneğin aramızda pek çok öğrencimiz var Trakya Üniversitesi'nden. Trakya Üniversitesi özel bir üniversite çünkü oldukça yüksek sayıda uluslararası öğrenciye sahip. Sadece aramızda yani 20 binin üzerinde diye tahmin ediyorum. 52 Suriyeli, 437 Bulgaristan'dan öğrenci var. 111 Arnavutluk'tan, 394 Kosova'dan öğrenci var. En son YÖK verilerine göre. Şimdi bu acaba öğrencilere nasıl bir ortam sağlıyor? Bu sayılar gerçek hayatta, kampüste nasıl bir kampüs ortamı sağlıyor? Gruplar arası ilişkiler nasıl, sosyal iletişim nasıl bu gruplar arası içinde, gruplar arasında, kulüpler vesaire biraz fikir sahibi olmak isteriz. Acaba İlker bize birkaç söz söylemek ister mi? İlker başlasa diğer arkadaşlarımız devam etse olur mu? Merhaba, teşekkür ederim bana söz verdiğiniz için. Harika konuşmalar geçiyordu gerçekten. Bazen üzüntüyle dinledim çünkü o diğer arkadaşlarımızın Ahmet olsun ve diğer arkadaşımızın olsun bu tür durumları yaşamasını kimse istemezdi. Çünkü biz hani şu an için onlara göre biraz daha şanslıyız. Tabii ki empati kurduğumuzda üzgünlüğümü dile getirmek isterim. Şimdi kendimi tanıtarak başlayayım. Ben de uluslararası ilişkiler 4. sınıf öğrencisiyim ve Trakya Üniversitesi'nde okuyorum. 2 senedir uluslararası ilişkiler ve hukuk topluluğunun başkanlığını yapmaktayım. Yani bir kulübün başkanıyım ve 100 kişilik bir ekibim var. Bu ekibim içerisinde sadece Türk öğrenciler yer almıyor. Bizim farklı ülkelerden ülkemize gelmiş olan öğrenci arkadaşlarımız bu kulüpler arasında yer alabiliyorlar. Sabri ve Feslim şu an yayında oldukları için bunlar en büyük örnekleridir.
ve bu kulübün tüm faaliyetlerinden yararlanma şansı yakalıyorlar. Bunu üniversitemizde şöyle açıklayabilirim. Yani üniversitemizde 96 tane topluluk var ve bunların çoğu sporla alakalı olsun, sosyokültürel açıdan olsun, insanların kaynaşabilmesi için bir olanak, bir araç. Yani sizin hangi dinden, hangi dilden veya hangi dili konuştuğunuz, hangi ırktan olduğunuzun bir önemi yok. Kamp yapmak istiyorsanız eğer Doğa ve Kampçılık Spor Kulübü ile birlikte Kırklareli'ne kampa gidebilirsiniz. Antalya'ya Olimpos'a kampa gidebilirsiniz. Bunlar size bu tür imkanları sunuyorlar. Aynı zamanda siyasete ilginiz varsa bizim kulübümüze gelip birçok yaptığımız konferansa katılabilirsiniz. Bu konferansların içeriği genellikle gündemle alakalı sorunlarda büyükelçileri, o ülkenin büyükelçisini veya o alanda uzmanlaşmış bir profesörü üniversite kürsümüze davet ederek yapmış olduğu konuşmaları dinlemekteyiz ve bilgilendirme sağlamaktayız. Ben şunu söylemek istiyorum, siz de dile getirdiniz zaten. Bizim üniversitemizin toplam öğrenci sayısı 45.765. Bunun %12'si, yani 5.786 kadarı yabancı öğrencilerden oluşuyor. Bu rakam gerçekten çok fazla. Ve biz sosyal uyum açısından baktığımızda herhangi bir problem çekmiyoruz. Yani bir Bulgar öğrenci veya bir Yunan öğrenci olsun, aklınıza hangi milletten insan gelirse gelsin, biz onlarla aynı kafede oturuyoruz. Aynı çimlerde yer alıyoruz, muhabbet ediyoruz, voleybol oynuyoruz, spor yapıyoruz, havuza giriyoruz. Bütün olanaklar bize ne sağlanıyorsa Türkiye öğrencilere, aynı olanakların tamamı buradaki yabancı öğrencilere de sağlanıyor ve herhangi bir ayrım gözetilmiyor. Ben buna çok dikkat ediyorum. Yani kimseyi biz bugüne kadar ötekileştirmedik. Sürekli bir de mesela bizde Türklerde şöyle bir şey var. Biz zaten çok sıcakkanlı insanlarız. Her zaman soframızda bir tabak fazla bulundururuz ki dışarıdan bir insan gelirse eğer buyursun soframızda yemek yesin diye. Bu aile, benim ailem bu şekilde beni yetiştirdiği için ben üniversite hayatım boyunca da hangi milletten olduğuna hiç dikkat etmedim. Sadece onun bir insan olmasına baktım ve onunla iletişimimi kurdum. Yani ben mutluyum açıkçası. Uluslararasılaşma ülkemiz açısından da, bizi öğrenciler açısından da bir sosyokültürel değer katıyor bize. Ve biz de bunu tecrübe ediniyoruz. Benim de yurt dışında arkadaşlarım bu şekilde oluyorlar. Bunları söyleyebilirim. Yani okay. Bu şekilde. Ben devam edebilirim isterseniz. Herkese merhaba. Hello everyone. But I'm gonna speak in Turkish. Sorry for this. Kendimi tanıtayım öncelikle. Ben Kadir Has Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde master öğrencisiyim. Lisansımı ise Marmara Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler üzerine yaptım. Şu anda Gelecek Partisi Dış İlişkiler Başkanlığı'nda Gençlik Kolları Başkanı olarak görevime devam ediyorum. Bu mülteciler, sığınmacılarla ilgili özel ilgim olduğu için aslında buraya da katılım sağlamak istediğimi söylemek istiyorum. Dahası ne diyebilirim? Bu noktada yapmış olduğumuz projelerden bahsetmek istiyorum ben size biraz. Kartopu Projesi adı altında. Sanırım Nenske Hanım'dı. Şeyden bahsetti ya da Berger Bey de olabilir. Şiddeti önleme noktasında eğitimin kilit rol oynadığından bahsetti. Bu noktada biz Kadir Has Üniversitesi öğrencileri olarak Kartopu Projesi adı altında insanların dışlanmasından veyahut da yalnız hissetmesinden ötürü oluşabilecek radikalleşmeye karşı bir genç duruş olabilmek için kampüste başlattığımız ve bunu da yani tüm Türkiye'de aslında pek çok etkinlikler yaparak bir farkındalık oluşturmak. Daha çok da bu Suriye'den gelen göçmenler veyahut da aslında böyle bir multicultural, bir diversity oluşturmak. Birbirimize insan olduğumuz için değer vereceğimiz bir tema oluşturmaya çalıştık aslında. Bu noktada iletişim kurmaya çalışıyoruz tabii ki de. Bu projede zaten
Amerikan Büyükelçiliği tarafından destekleniyordu. Fakat biz bunun hani sadece kısa süreli olmasını isteyen bir kitle değiliz. Dediğiniz gibi hani bir süreklilik gerekiyor ve de sonuçta gençler eğer ki dünyanın geleceğini değiştirebilecek, şekillendirebilecek kesimlerse de dediğiniz gibi hem eğitim noktasında hem onların fikirlerinin dinlenmesi noktasında değer verilmesi gereken nüfusu oluşturuyorlar. Yani Türkiye'nin de nüfusuna bakacak olursak oldukça genç olduğunu görüyoruz. Fakat şundan rahatsızlığımı bir de getirmek istiyorum. Biliyorsunuz ki ırkçılıktır, daha sonra popülist liderlerin yükselişidir. İnsanların etnik kimlikleri, dilleri üzerinden bir yargılama vesaire gibi yani kutuplaştırıcı söylemler oluşabiliyor. Ve bunu hani böyle bir kavram var ya, securitization of migration diye, yani bunun bu güvenlikleştirme şekilde... Evet. Evet. Bu güvenlikleştirildiği için siyasetçiler de ve de hani medyadan ötürü, medyadan siz sanırım bahsetmiştiniz. Yani öyle bir dil oluşuyor ki aslında bir olarak yaşamayı öğrenmemiz gerekirken kimilerini mesela ufak bir şey yapmıştır. Bu insan mesela şöyle diyelim, medyada bir haber gördünüz. Bunu bir Türk yapsa problem olmuyor ama bir Suriyeli bir göçmen yaptığında hemen böyle bir şey algısı oluşturuyor. Hemen geldiler ülkemizi bozdular gibi. Yani aslında bunun hani sadece Türkiye'ye has olduğunu da düşünmüyorum ben. Tüm dünyada böyle bir akım var. Yani bu çok kötü ve bence her insan, yani burada bulunan her kişi bir gün göçmen statüsünde bulunabilir. Yani başka bir ülkeye göç etmek zorunda kalabilir. Sonuçta savaşların hala ortaya çıktığını biliyoruz. Kimin mesela ekonomik etkenlerden ötürü göç edilmek istenilebiliyor. Mesela bakıyoruz Türkiye'ye, beyin göçünün çok fazla bir düzeyde olduğunu görüyoruz. Hani bir gelecek vaat edilemediği için ya da kendimizi gerçekleştirebileceğimiz, hayallerimizi gerçekleştirebileceğimiz alan bulamadığımızda tabii ki de gitmek istiyor insan. Yani bu belki biz bir de olabiliriz buradaki arkadaşlarımız gibi. Bu şekilde yani bizler tabii ki bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki hani bunlar desteklenirse biz de kilit rol oynamak isteriz deyip teşekkür ediyorum. Eda, çok teşekkürler. Eda bize aslında hani her şeyin de bu kadar pembe olmadığını, evet güzel örneklerle birlikte ayrımcılığın gruplar arası gerginliklerinde yaşanabildiğini aslında hatırlattı. Eminim Ahmet de Abdurrahman da olumlunun yanında olumsuz deneyimler de yaşamışlardır. Bilmiyorum, sorayım mı? Arzu ederseniz anlatın, arzu etmezseniz anlatmayın ama ben isterseniz biraz önce büyük resimden biraz bahsedeyim, istatistiklerden bahsedeyim. Aslında çok büyük Suriyeli üniversite öğrencilerinin en büyük sorunlarından biri değil ayrımcılık. Çok daha temel eğitime erişim veyahut da çalışmaya entegrasyon çok daha ciddi sorunlar onlar için. Ama biraz sosyal ortam anlamında bir dilediğimizce gruplar arası ilişkilerin kuvvetli olmadığını görüyoruz aslında bakarsanız. Türkiye genelinde yaptığımız anketlerde örneğin bir sorun yaşadığında Suriyeliler hep Suriyeli arkadaşlarından öncelikle yardım istiyorlar ve Türkiye'li arkadaşlarının desteğinden ortalama olarak daha az memnunlar. Bunu şöyle diyelim, Trakya Üniversitesi'nde çok süper bir ortam olabilir ya da belli o kulüplere dahil olmuş arkadaşlar için güzel bir ortam olabilir ama olamayanlar için biraz daha herhalde çemberi genişletmemiz gerekiyor. Bunun yanı sıra bu şunun için de önemli, Eda'nın bahsettiği güvenlik konusu da önemli. Çünkü bu ayrımcılık tecrübesi aslında bireylerin kurumlara güvenini de etkiliyor. Yani polise daha az güvenir hale geliyor, üniversitesine daha az güvenir, bu ülkenin kurumlarına daha az güvenir hale geliyor. Böyle bir ayrımcılığa uğradığında öğrenciler, bu da aslında üzerinde çalışmamız gereken bir konu. Bu noktada da uluslararası işbirlikleri çok önemli. Benim de bildiğim kadarıyla Avrupa Birliği ile olan mutabakatımızda, 2016 mutabakatında da sosyal içerme önemli öncelik alanlarından biri. Ve pek çok bu konuda projeler gerçekleştirildi. Eda gibi bir örneği de ben vermek isterim.
Karabük Üniversitesi'nde bir oryantasyon programı gerçekleştirdik. Ağırlıklı Suriyeli ama pek çok başka ülkeden de öğrencinin, bizim de Kosova'dan, Arnavutluk'tan öğrencilerimiz vardı, Somali'den öğrencilerimiz vardı, Afrika'dan bayağı vardı. Ve dezavantajlı Türk öğrencilerin de katıldığı bir oryantasyon programı gerçekleştirdik. İçinde geziler de vardı, işte tarih de vardı, kültürel aktiviteler de vardı. Bu aktivitelerden bir tane yine bir Avrupa Birliği fonuyla gerçekleşmiş bir projeydi bu. Ve bir modülümüz de iki dilli hikaye anlatımıydı. Bunu tekrardan anlatmak istedim. Çünkü aslında bir Avrupa Birliği forumunun yine top bilgi merkezlerinin düzenlediği bir gençlik forumunda ilk defa bunu gördüm ben. İki dilde hikaye anlatıldığını. Bir anlatıcı masal anlattığını düşünün. Bir anlatıcı Türkçe başladı anlatmaya, sonra Almanca'ya geçti, sonra tekrar Türkçe'ye geçti. Bir ona bir böyle, bir öyle, bir böyle anlattı, hikayeyi bitirdi. Kim dedi Almanca bilmiyor? İşte ben bildiğim için elimi kaldırmadım. Bir sürü insan elini kaldırdı. Peki kim anladı? Herkes anlamıştı bütün hikayeyi, her iki dili de bilmiyor olmasına rağmen. Tabii mesleki deformasyon benim zihnimde hemen bir şimşek çaktı. Biz bunu Suriyelilerle, Türklerle yapabilir miyiz acaba diye. Ve böyle bir kurs yaptık üniversite öğrencilerine. Hikaye anlatıcılığı eğitimi aldılar bir hafta boyunca bu ekipten. Türklü Suriyeli, öyle diyelim yani, yerli halktan, sığınmacı halktan, Türkçe konuşan, Arapça konuşan ekipler kurduk. Ve biri bir dilde başladı, öbürü diğer dile geçti. Sonra tekrar öbür dile geçtiler. Ve bu hikayeyi nasıl anlatacaklarını teatral, dramatik bir şekilde öğrendiler. Ve çevredeki sivil toplum kuruluşlarında çocuklara anlatmaya başladılar bile Karabük'te. Ama asıl şunu söylemek istiyorum. Biz bu arkadaşlarımızın öncelikle tutumlarını, ön yargılarını ölçtük. Başta ve sonra. Bu sayısal İnanılmaz bir farklılık vardı tabii ki. Çok birbirlerine yakınlaşmış olduklarını gördük sonda, bu bir haftalık eğitimin sonunda. Ama asıl benim gördüğüm şey daha da güzeldi. En başta böyle aralarında boşluk bırakarak salonda oturan arkadaşlarımız artık hikayeyi daha güzel anlatabilmek için en sonunda birbirlerinin omuzlarının üstünde geziyorlardı. Bu da böyle hani gerçekten bu iletişim, manalı iletişimin ne kadar tatlı sonuçları, güzel sonuçları olabileceğini bize gösteriyor. Ve bu konudaki yine yatırımların aslında devam etmesi gerektiğini gösteriyor bize. Yani ne kadar manalı ve doğrudan çok çabuk bir şekilde sonuca ulaşabilen aslında etkinlikler, sosyal uyum etkinlikleri. Bunlardan bahsetmek isteyen başka bir arkadaşımız var mı? Eklemek isteyen belki... yoksa Sayın Nadejda'ya belki bir değerlendirme yapmasını rica edebilirim. Sayın Lenski, acaba bir değerlendirme yapmak ister miydiniz? She has a problem with her internet. I think she's not with us at the moment. Maybe Vincent, you can check what's going on there. Tamam, daha sonra belki. We are trying to get all of them. Peki, o zaman belki daha sonra onun değerlendirmesini alabiliriz. Yes, I think I'm fine. Where is the camera? Yes, finally. Yeah. Good. Thank you. Yeah, I'm so sorry about that. Yes, sorry, I missed a bit of... Затворете ми вратата, ако обичате. Do you hear me? Yes. Evet, onu soracaktım. Takip edebildiniz mi? Bir görüş istedim sizden ama daha sonra da alabilirim. Nasıl arzu ederseniz. I don't have a presentation right now. I don't know why. I don't understand what you're telling me right now. Ambassador Nensky, I was just telling you if you'd like to make a comment right now, or we can give you more time if you need time to adjust. No, it's not a problem. Just to see, because I miss a bit of... I'm not sure whether I will get into the point.
about students, I just want to say a few words about our experience with students. We have a long tradition in introducing quite good platforms for international students, even from the times before Bulgaria get into the European Union. We did have a lot of students from Africa, from the Middle East, from South America as well, because our education is good, and also the society is very friendly and very open. That's tolerant. Entry, a lot of students came to Bulgaria. Vice versa, we have students, as you mentioned, who study in Turkey. They're not so much a part of the Erasmus program, because for Erasmus program, Bulgarian students mostly go to Europe. But we have students who have interest to study Turkish language, Turkish, and also in the Trajan University. There are 940 students. Also, there are some professors, Bulgarian professors, in the fine arts. One of them is very famous, Professor Minikov. There is a foundation called Tracia, or if I'm wrong, Trakia, which is for not only for Bulgarian students, but also for Balkan students. And the General Consulate in Edirne, Bulgarian General Consulate, as well as the Bulgarian Embassy, and personally have been visiting Thracian University hundreds of times and meeting with students and with professors there. I think that Thracian University has a very good tradition in education, and because it's close to the Bulgarian-Turkish border, is very well known and very famous for both sides, for Bulgaria and Turkey, of course. I think that also due to the good relations between Bulgaria and Turkey now, the number of students is increasing, because I'm a politician myself, and I always say that the most important thing is the political climate. When two countries, especially two neighboring countries, have good and developed relations, people, and especially young people from both sides, have interest to communicate to each other, because young people can bridge much more easily, better than politically, the relations between the two countries. Because as Abdul Rahman and as Ahmed mentioned, the students from Kosovo, they play together, they go to the cafe together, they swim together, and this makes the whole application between them very friendly. And I just want to go back to what I mentioned at the very beginning. Because of the tradition of education Bulgaria provides to students, foreign students from Africa, Middle East, and Asia, now we have a lot of students of ours who are in the very top positions in the leadership and in the state administration in a lot of countries all over the world. Because education is an investment in security, because security is everything. Security is healthcare, security is social care, security is how we deal with refugees and migrants. Everything is security. But also in the long run, in the future, people get together and can solve problems much more easily when they know each other's language and common tasks they have in their years in university. It's a good investment for their future work and political endeavors. And I think it's a very good and very positive example of how communication and sharing dreams and future can work for a better world. Nevski, çok teşekkür ediyorum. Aslında ben de size bunu sormak istemiştim. Benden önce davrandınız. Bu kadar çok aslında Bulgaristan'dan Türkiye'de öğrenci olması, ben daha önceki Bulgaristan ziyaretlerinden biliyorum. Türkiye'den de Bulgaristan'da çok öğrenci var. Bunun ne gibi sonuçlarını görüyorsunuz diye aslında çok güzel bir şekilde özetlemiş oldunuz. Bunun uzun vadeli hem kültürel hem diplomatik, hem güvenlik hem de ticari, ekonomik boyutlarının olduğunu bizimle paylaştınız. Dileriz ki bütün uluslararasılaşmalar, kimi zaman
zorunlu göçlerin de sonucu olsa böyle sonuçlar doğurur. Ama bazı engeller oluyor bazen. Biraz o engellerden konuşalım. O engellerin bir tanesi de bugün burada Ankara'da Ekşi Maya'da değil de bulunduğumuz yerlerden ve binar... Jasmine, one more point, if you allow me. I'm sorry, I forgot to mention about something because some of the students mentioned about the accreditation and mutual recognitions of diplomas. This is a very important... We still have problems with Turkey in recognizing diplomas from Bulgarian university. Probably the reasons are different, but I think that it's very important to help students to have this on the safe side, to have guarantees that their diplomas will be recognized by the country of origin, because they are doing so much investment in education and also not only work but also money. Their families are supporting them and they support themselves by working, and it's very important to know that they're on the safe side, and when they graduate they will have diploma which will be recognized, and with this diploma they can have a job opportunities, because I repeat again, it's very important, the job opportunity. European Union, all we in Turkey also, we must think about how to provide job opportunities to the young people, because this is what really matters. They will do their utmost to obtain education as in the best university, but at the same time here business should also get involved in find and providing job opportunities. And maybe the European Union as a whole and the neighboring countries should share this responsibility of making discussions with representatives of business circles and try to bridge universities and the business communities and help students to find a better jobs when they graduate. Çok çok teşekkür ediyorum bu katkı için de. Aslında birazdan bu konuya da biraz daha ayrıntılı değinmek isteriz. Onda da görüşlerinizi almak isterim. Çünkü bu özellikle istihdam konusu önemli bir konu. Pek çok alanı da etkiliyor. Bunun ve aynı zamanda Sayın Lenski, diploma denklik ve diploma tanımanın, mesleki tanımanın, mesleki yeterlilik konularının ilişkisine de dikkat çekti. Belki birazdan bunları da hatırlamamızda fayda var. Ben unutmadan konuyu biraz bu pandemiye getirmek istiyorum. Şu anda bir arada olup karşılıklı çayımızı kahvemizi içemememizin böyle bir fiziki mesafeli bu şekilde bunu gerçekleştiriyor, bu kafeyi Avrupa'yı gerçekleştiriyor olmamızın müsebbibi bu COVID. Ama ne yazık ki COVID'in eğitim üzerinde de olumsuz etkileri oldu. Biraz sizlerin deneyimlerinden bahsetmenizi isterim. Sizin eğitiminizde nasıl etkiledi? Dersleri takip edebildiniz mi? Ne gibi güçlükler yaşadınız veya yaşandığını gördünüz? Kaygılarınız nedir sonrası için COVID'in? Belki buradan da istihdam sürecine bağlarız. Çoğunuz da mezuniyete yakınsınız. Biraz yine konuşmayan arkadaşlarımız da katılırlarsa kendilerini tanıtıp bu sürecin onları nasıl etkilediğini bizle biraz paylaşırlarsa çok memnun oluruz. Merhabalar, duyabiliyor musunuz? Ben Ayşe Civelek, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde son sınıf öğrencisiyim. Bu pandemi gerçekten açıkçası çok etkiledi diyebilirim. Çünkü son dönemimdi benim. Sonra mezun olacağım inşallah. Ben İstanbul'da ilk önce kalmıştım. Orada teyzemde ikamet ediyordum. Sonra hani okullar bir anda iptal edilince, durdurulunca eğitim, geri de dönemedim. Çünkü seyahat kısıtlaması da getirilmişti. Teyzemin de
hani bir sürü çocuğu vardı açıkçası. Onlarla bir yandan ders dinlemeye çalışıyorum. Online dersler, hocalarımız anlatmaya çalışıyor. İnternette bir sürü sıkıntı oluyor. Tam olarak öğrenemiyorum. Hocalarla iletişime geçemiyorum. Çünkü okulumuzun açtığı sistemde sadece bir saat hocalarımız dersi anlatabiliyor. İnternet sıkıntı olunca da zaten onun verimini de güzel bir şekilde alamıyoruz. Sonra istediğim gibi soruları da soramadım kendi adıma. Hani hocalarımız her zaman Skype'tan ya da e-mail yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz deseler de yüz yüze olmanın verdiği rahatlıkla ya istediğim gibi kendimi daha iyi ifade edebilecek bir şekilde sorularımı soramadım ya da iletişime geçemedim açıkçası. Sonra okulumuz bu akademik takvimi çok sonra ayarladı. Vize sınavlarım geçen ay sonunda bitti. Şimdi de final sınavlarının paperlarını yazıyorum. Üniversiteye hani online erişim evet var ama yine de sıkıntı. Kitaplara ulaşmak ya da onları bizzat okumam gerekiyor. Yani bunların hepsi sıkıntı. Artık bilmiyorum ne olacak, nasıl gidecek. Umarım güzel bir şekilde notlarımı da alıp güzel bir şekilde mezun olabilirim. Ondan sonra zaten yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Bu da tabii etkiledi başvurularda. Yani şu anda hani vize sorunu bambaşka bir şey. Nasıl olacak? Bunların hepsi kocaman soru ve ciddi bir belirsizlik var açıkçası. Yani bilmiyorum. Söyleyeceklerim tabii. Yüksek lisans için sınavlara girme konusu değil mi? Türkiye'de de olsa, evet. Yurt dışında da olsa, vizelere başvurma konusu vesaire. Bayağı hayatı zorlaştırdı. Bu geleceği planlamak adına da zorlaştırdı. Burada olan bir uluslararası öğrenci için de zor bir süreç olmuştur eminim. Sabri, belki sen anlatmak istediğini ifade etmiştin biraz. Evet. İstersen bizimle paylaş, senin için nasıl bir süreçti bu? Merhabalar öncelikle. Ben Sabri Kaplanbegu, Karadağlıyım. Öncelikle ben teşekkür etmek istiyorum hocalarımıza ve sayın büyükelçilerimize bu güzel etkinlik yaptığınız için. Şimdi bu COVID-19 sürecinde biz çalışmaya çalışıyoruz ama biraz zor oluyor. Çünkü hem de ticaretle de uğraşıyoruz, bazı arkadaşlarımız var. Ama birinci sınıf olduğum için benim için de o kadar sıkıntı değil. Ama gene sıkıntı vizelerde ve sınavlarda çekiyor sıkıntı. Ama çalışmaya çalışıyoruz dediğim gibi. İnşallah da hızlı biter bu ve yani daha rahat olur bu. Şimdi Türkçem için kusura bakmayın, biraz sıkıntı çünkü heyecanlıyım da ondan. Yo, çok güzel anlıyoruz Sabri, hiç problem yok. Evet, kusura bakmayın. Şimdi ben liseyi hem de Türkiye'de okudum. Liseyi 14 yaşından beri oradayım. Biz 4 ayda Türkçeyi öğrendik orada. 4 aydan sonra da geçtik diğer şeyi derslere. Bu COVID-19 ilk defa oldu bizim için bu süreci. Ondan dolayı şimdi yani biraz zor oluyor bizim için. Daha doğrusu söyleyelim. Hiç bu böyle olmadı daha önce. Şu an neredesin Sabri? Türkiye'de Karadağ. Mi? Yok, Karadağ'dayım. Karadağ'da. Ondan dolayı da sıkıntı çekiyorum dediğim gibi. Çünkü çalışıyoruz burada. Yardım etmemiz gerekiyor. Yani destek olmamız gerekiyor ailemize. Ondan dolayı sıkıntı oluyor hocam. Çünkü tabii pandemi ekonomik olarak da aileleri sıkıntı. Evet, oldu. Evet. Çok sıkıntı oldu herkes için hocam. Tabii Nisanur ve sonra da Festim de bir şeyler söylemek istiyor bu konuda. Önce Nisanur'dan alalım istersen. Öncelikle tez hakkı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle bir etkinlikte buluştuğumuz için ilk önce büyükelçilerimize, daha sonra Avrupa Birliği delegasyona tekrardan teşekkür ediyorum. Ben Nisanlı Karadaş, Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 1. sınıf öğrencisiyim. Aslında COVID süreci beni olumsuz etkiledi. Çünkü ben sahada çalışmayı, aktif rol almayı çok seven birisiyim. Ondan dolayı bu süreçte yeterince aktif sahaya inemediğimizden dolayı olumsuz etkilendim. Online dersler konusuna da istediğim verimi alamadım şahsen. Aynı şekilde sınavlarımız online üzerinden olduğu için yeteri kadar öğrendiğimi de ve öğrendiğim şeyleri de aktardığımı düşünmüyorum. Daha iyi sonuçlar elde edebilirim diye düşünüyorum sahaya oranla. Aynı şekilde bu durum işte okulumuzda uluslararası öğrenci olan arkadaşlarımızı da etkiledi. Bazılarımız özellikle Pestim Türkiye'de kaldı, dönemedi ülkesine. Hala daha dönme aşamasında.
Ama Sabri bu fırsatı elde edip ülkesine dönebilen arkadaşlarımızdandı. Onlar için de işte karantina süreci, oraya tekrardan entegrasyon süreci zorlu olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hepimiz için zorlu bir süreçti. Çok teşekkürler Nisanur. Festim lütfen. Sen de. Evet. Ben zaten bu yabancı uyruklu öğrenciler olarak hala Türkiye'de kalan bazı öğrencilerin biriyim. Yani bazı yolculuklar oldu. Şey uçakla bir de uçakla oldu. Büyükelçiliğin sağladı Kosova Büyükelçiliği ama maddi anlamda çok sıkıntılı. Yani fiyatı uygun değildi ve çoğumuz burada kaldık. Yani şu an Edirne'de tam tamına benim tanıdığım arkadaşlardan 56 kişi halen Türkiye'deler. Aynı Kosova'dan bir de aynı şehirden hepimiziz. Hala gidemiyoruz. Şu an hepimiz zaten 56 kişi Bulgar konsolosluğuna başvurduk. Bir hafta içinde umarım vizemiz onaylandıktan sonra seferler açıldığı için kısmet döneceğiz. Ama yine de sorunların en büyüğü yeniden sınırlar kapanırsa bir daha gitme, bir daha ülkemize dönme gibi bir şey çok zor olacak. Hani ancak aylar sonra bekleyeceğiz. Beklemek de sorun değil. Mesela Türkiye'de yaşamak ya da şey sorun değil. Sorun şey de. Mesela ben yurtta kalıyordum. Sonra ilk COVID vakası çıktıktan sonra bir ay sonra tüm yurdu sağlık çalışanına tesis ettiler. Tamam sorun yok. Ondan sonra biz İstanbul'a geçtik. İstanbul'da 5 arkadaş yani 1+1 evde tek bir odada kaldık. Onun geçmesinden sonra yeniden Edirne'ye döndük. Bu ilk seyahat izni kalktığında Edirne'ye döndük. Hala burada ve şu an bizim Kosovalı öğrenciler olarak buradaki kira sözleşmem neredeyse %80 arkadaşım hepsi bitti. 1+1 evlerde 6-7 kişi kalan bile var. Yani böyle durumlar oldu çoğumuzda. İşte bakalım kısmet bu hafta içinde yani eğer Bulgar konsolosluğu vizelerimizi kabul edip transit olarak kısmet hepimiz ülkemize döneceğiz. Böyle bir sıkıntılar oldu yani. Sağ olun. Buradan Sayın Lenski'ye mesaj var benim anladığım kadarıyla. Bir transit durumu söz konusu. Gerçekten herkesi çok zor durumda bırakan bir konu. Benim için de ben de Belçika'dayım bu arada. Ben de gelemedim Türkiye'ye daha. Ben de Fransızca ders alıyordum, online'a döndüm. Yani kuru geçtim görünüyorum ama bir de bana sorun. Bence geçmedim ya. Yani. Okay, I just want to do you hear me? Evet. Yeah, you hear me? Yes, we do. Yes, just a few points. First of all, about the transit visas, there is no problem with the transit visas. The problem due to COVID is if you stay in the country and coming from a third country, you have to pass 2 weeks of quarantine. But for transit, it's not required, which means that you can apply for transit visas. Because someone mentioned about COVID isolation, of course, COVID have put us in a completely different environment of the one we were used to. And we found that everything what we thought we have it for granted, it's very special. And now we start to appreciate what we did have before and what is the change right now. But I think that here we should raise an issue which is of a great importance. And this is the quality of education and the access to education, because here it's very important that students have access and have computers, all the means and instruments to be educated online. Otherwise, they will start missing the education and this could become an enormous problem. And here I think the national states and also the European Union should provide some additional support and help for the students in a time of COVID to be able to study online. Because some of you mentioned that the plane tickets are expensive,
but the computers are even more expensive, and those who do not have access and I'm not professional in computers, but a special type of computers, they will not be able and to have an equal education with their friends and colleagues. And this is very important. The quality of education should be secured in this time of crisis. And of course, the countries must negotiate how they can facilitate students in this time, because they have the ordinary problems, but also the COVID have added some additional problems we have to tackle too, and see how could we help in this. Because there are a lot of talk and a lot of speeches and a lot of statements that we take here about the youth, but they are very concrete, has to be taken into consideration. And there the states and the business must be very helpful in order to let them to fulfill their dreams. I repeat again. That's all. Let me see. You may open your speaker. Çok teşekkür ederim Mehdi. Bu yavaş yavaş istihdam konusuna doğru da kayarken bu COVID konusunda da son bir güncelleme yapmak isterim. Şimdi zaten uluslararası kuruluşlar bu konunun kırılgan nüfuslar üzerinde çok daha olumsuz bir etkisi olduğunu söylüyor. Bu kırılgan ekonomik olarak iyi durumda olmayanlar olabilir. Tabii bir ülkede mülteci olanlar da bu kırılgan nüfusların başında geliyor. Türkiye'deki duruma baktığımızda da örneğin Suriyeli sığınmacılarla yapılan anketlerde her hanede %70'inde iş kaybı, gelir kaybı olduğu tespit edilmiş. Yine benzer sayılarda kirasını ödeyemeyenler, evinde zorluk çekenler çok büyük. Ve bu eğitim açısından da en büyük kaygı eğitimden kopup çalışmak durumunda kalarak eğitim hayatına devam edememe durumu söz konusu, özellikle sığınmacılarla ilgili ama tabii ki bütün kırılgan nüfuslarla ilgili bu. Yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar bursunu alan, YTB bursunu alan öğrencilerle bu konuda bir anket yapmış. Bakın YTB burslusunun durumunu söyleyeyim, yani bu bursu bir de alamayanları düşünün diye anlatıyorum. Sadece %60'ı online eğitimlere eksiksiz katılabildiğini söylemiş. Yani %40'ı ya eksikli ya da katılamamış. Neden diye sorduklarında çok büyük bir kısmı, %64'ü bilgisayarım yok demiş katılamayanların. Niye katılamadım? Bilgisayarım yok. İkinci sıklıkla karşılaşılan şey, uygun bir çalışma alanım yok. %50'si bunu söylemiş. %40'ı benim alanım online eğitim için uygun değil, bazı alanlar böyle uygulamalı alanlar olabiliyor. Yine %40'ı interneti olmadığını söylemiş. Yani bizler de hepimiz öğrencilik yaptık, biliyoruz ki internetimiz sayılı bu gibi zamanlarda, değil mi? Yani o kadar kolay kullanılamıyor. Ve bunun beraberinde de dediğimiz gibi çok ciddi olumsuz sonuçları olabilir. Ve öğrencilerin %60'ı YTB burslusu Suriyeli öğrencilerin %60'ı COVID sebebiyle eğitimlerinin uzayacağını düşünüyor. Yani zamanında okulu bitiremeyeceklerini düşünüyor. Bu konu da önemli. Aslında COVID Suriyeli sığınmacıların kırılganlığını daha da arttıran bir konu, daha da zorlaştıran bir konu ve belki de uluslararası işbirliğine de en çok ihtiyaç duyulan zamandayız. Bizim de Sayın Berger, benim üniversiteden hocam Kemal Kirişçi ile Brookings'te yayınlanmış bir yeni makalemiz var, sizinle paylaşmak isterim. Onda da aslında biraz daha yeni Türkiye-AB anlaşmasının bu gibi sürdürülebilir boyutları olması ve özellikle istihdam konusunda mültecilerin ağırlıklı katkı gösterdikleri istihdam alanlarında, üretim alanlarında Avrupa Birliği ülkeleriyle ticaretin daha da kolaylaştırılmasına yönelik tavsiyelerimiz oldu. Sizin de bu konuda görüşlerinizi almayı isterim. Şimdi ya da sona doğru, ne zaman arzu
Bir de mikrofonunuzu. Yes, thank you very much. Before going into employment, let me simply go back for one moment to what we discussed earlier about the social aspects integration. One of the things we focused from the beginning was to make sure that our support that we are providing is given both to the refugee community but also to the host community, because we saw from day one the burden that was put on the host community by overnight absorbing, hosting, accommodating hundreds of thousands of people, which grew to a number of about 3.5, if not maybe even 4 million people. So there was a lot of pressure on the infrastructure, on education, on the school system. You may recall that in the early days, many schools had to run double and triple shifts to accommodate the additional students, on the health system, the clinics, the hospitals. So therefore, whatever we are doing at the moment, it's very important that we do not lose sight of the host communities. I'm sure you're aware of this this example of the city of Kilis, where you have more newcomers or refugees than actually a local population. So it just gives you the magnitude of what a community, a mayor, a civil administration will need to deal with to accommodate all these people. I just wanted to mention this, but it goes one step further. It goes also in the direction that you are mentioning, to build the bridges between the host community and the refugee community, to tell stories. I mean, I like the idea of telling different stories in different languages. So it takes a little bit further the Syrian Hakawaki storytelling, where you have it also now in Turkish. So this is, I'm sure, great to foster understanding and between the communities. Now on employment. I think the idea that you have to focus on employment in our next support to the regarding the Syria crisis or the migration crisis or migration situation in general, I think is a good one, and many, I'm sure you reach open doors with this support, because we have been saying this all along, that in addition to education, we need to have job opportunities, and we actually have been doing this. So with the Ministry of with the Ministry of Social Affairs and Family, with TOP, for example, the chambers of commerce, we are looking exactly into that. What do businesses need? What type of education do businesses need for people to have when they join the companies? So there is also a feedback from the trade sector, feedback from the chambers of commerce to tell us what type of training do we need to offer. So that's why I mentioned early on vocational training. Vocational training is becoming important. Yes, I know parents would love to see their kids being doctors and lawyers and architects, but you need also many, many other professions, and we want to support this. And there's a need, and people see this need, and there are maybe even faster job opportunities than you would have if you have to go through university education. And I'm sure it is not less rewarding doing a job like this than any other job. So we work with the Chambers of Commerce on this and with others. We also have a very strong focus on entrepreneurship. And here with UNDP, we have, for example, for women entrepreneurs, we have a special program, a skills enhancement program. So, and you all know, we all know that the engine of the economy and that the part of the economy that is really providing employment are small and medium-sized enterprises. So to help people to run their small and medium-sized enterprises to do this, and the skills enhancement entrepreneurship is a contribution to that. And as we are discussing at the moment, we are finalizing at the moment with the government the next round of support that we are providing. And I want to confirm this: education and the next step, employment and finding employment, is a top priority. Çok teşekkürler Sayın Berger. Yine güzel ortak önceliklerimiz olduğunu duymak çok güzel. Demek sizin de burada o ihtiyaçları ne kadar güzel tespit ettiğinizi de gösteriyor bu aynı zamanda. Bahsettiğiniz gibi evet, mesleki eğitim programları ağırlıklıydı. Ancak yine vurgulandığı gibi, Sayın Bulgaristan Büyükelçiliği'nin de vurguladığı gibi,
bazı zamanlarda işte işverenlerle bağlantı, işte odalarla, borsalarla, işveren örgütleriyle bağlantının zayıf olmasından dolayı mesleki eğitimin mesleki olarak eğitime kısmında yoğun çaba sarf edilmesine rağmen işe yerleştirme, özellikle formal olarak işe yerleştirmede eksiklikler olduğunu gördük. Ve bu alanda üzerinde odaklanılması gereken alanlardan biri gibi görünüyor. Ve öte yandan üniversite öğrencileriyle yaptığımız anketlerde, Suriyeli üniversite öğrencileriyle yaptığımız anketlerde, Türkiye'li öğrencilerde de yazdılar, benzer sonuçlar çıkar. İşe girmek en büyük kaygılardan biri. Şimdi ne olacak? Eminim ki aramızdaki dördüncü sınıf öğrencileri için de COVID sonrası iş bulmak nasıl bir piyasa onları bekliyor. İş piyasası oldukça kaygı verici. Suriyeli arkadaşlarımız için bunun üzerine ekstra başka kaygılar da biniyor. Çünkü onların bir de çalışma izni sorunu var. Belki Abdurrahman ve Ahmet bize birazcık bundan bahsetmek isterler. Geleceğe baktıklarında ne görüyorlar, ne gibi kaygıları var? Bu kadar okuduk, işe giremezsek bir anlamı yok mu diyorlar? Biraz bize anlatın lütfen görüşlerinizi. Bizimle paylaşın. Okay, first of all, the situation for Syrian people is always different than Turkish people when it comes to employment. Like a normal Turkish people would normally graduate and just directly apply to any job he wants. But for a Syrian person, it's different. He may require additional documents, additional permissions from the country, and several things. So it's like... In addition to all that, you may not be able to work in specific fields like the governmental fields or like high formality fields. Like you may not join any governmental place, anything related to the country. You are only, let's say, you can only have specific jobs, not everything you can do, even if you have the necessary skills for that. So that's first of all. Secondly, there is a small issue. I think companies cannot have so many foreign people working for them. Like they may have only a percentage, like maybe 5% or 10%, I'm not sure. But yeah, it's like any company cannot have so many foreign people. They should have only a specific number of foreign people. So that's, I think it can be a problem for some Syrian people who may not be able to apply for jobs they are really good at. Other than that, let's say that, let's also mention again the language problem. Even if someone has the skills needed to work, and even if they can get that job, they may not be able to good at it because they may not be able to communicate properly with people at it. So they will normally be declined. Not accepted. I tried that personally. They will ask you if you speak very well Turkish or not at first. Even if you have all the diplomas needed or all the certificates they need, they still tell you, do you know Turkish or not? If you don't, then we are sorry. We cannot accept you. That's another problem I wanted to share with you. Thank you. Çok teşekkürler. Yusuf da galiba bu istihdam konusunda eklemek istedikleri var. O da bu konuda hocam iş dediniz mi o iş bende dedi. There is one point I want to add. Tabii. Mehdi. Önce istersen Yusuf Mehdi'den alalım. Devamı mahiyetinde olsun. Okay. Despite the issue that Abdurrahman mentioned, there's a problem not just in Turkey or regarding to Syrian. And generally in all the world, refugees or immigrants get lower paid money than the regular person who works at the same field, so, or at the same company. So even if you are skilled, if you know Turkish better, if you are, everything is perfect and okay, still you will get much lower paid money than the others. This is the point that I wanted to mention. So, hem girmek zor, hem adil bir ücretlendirmeye sahip olmak zor. Yusuf, ne diyorsun?
Şimdi bu konuda arkadaşlarıma ben de hak veriyorum ama aynı statüdeki şeyler bizim için de geçerli. Yani şu an Türkiye'ye baktığım zaman Türkiye'de Suriyeli ayrımı bu iş arama konusunda göremiyorum. Ha şu şöyle diyebiliriz. Yani yüksek olan, iyi olan bir firmada insanlar genelde yabancı çalıştırmak istemiyor. Evet, doğru. Ama daha alt kademede bulunan bir firma yabancıları seçmek istiyor. Neden? Ucuz iş gücü. Böyle de bir problem var. Tabii şöyle de bir durum var. Diğer ülkelerde atıyorum üniversiteler parayla okunuyor biliyorsunuz. Türkiye'de bu söz konusu değil. Ancak bunun çok olması ve okuduğumuz bölümün çoğumuz için konuşuyorum. Uluslararası ilişkiler olması, sosyal bir bilim olması bu bizi daha da sıkıntıya sokuyor. Ve bu eğitim sisteminde 4 sene teori görüyorsunuz ama pratikte sıfırsınız ve şirketler sizden pratik istiyor. Ama mesela ben şu an 3. sınıfa geçtim. Bir şirkette bedavaya çalışayım, staj göreyim diyorum. Kabul etmiyor. Şimdi bu pratiği ben nasıl yakalayabilirim? Böyle de bir sorun var. Üstüne bitiriyorsunuz, 4 yıl okuyorsunuz ve okulu bitirdikten sonra seçiyorsunuz ne olacağınızı. Çünkü çok fazla, yelpaze gibi. İşte onu olabilirsiniz, bunu olabilirsiniz, her şey olabilirsiniz. Ama sonunda her zamanki gibi bir ya da iki tane en az sınav var. Bunun ne olacağı belli değil. Yurt dışına çıkıp çıkamayacağınız belli değil. Özellikle ben mesela staj görmeye gidecektim Erasmus programıyla. Geçen dönem normal Erasmus programımı yaptım. Stajı da hak kazanmıştım ama gidemeyeceğim. Çünkü korona yüzünden. Yani tamam, Suriyeliler için de bir problem var. Ya da diğer ülkedeki refüjiler için. Ama aynı problem emin olun yani Türk öğrenciler için de var. Teşekkür ederim. Bu çok önemli bir nokta aslında. Şimdi sığınmacıların koşullarında çalışma izni konusu büyük bir sıkıntı olduğu için formal olarak entegrasyonun önünde çok önemli bir engel ve formal olarak işe girememeleri durumu da işte ücretlerin düşmesine sebep oluyor. Daha ucuza çalışmalarına sebep oluyor. Bu böyle birbirini bir besleyen bir kısır döngüye dönüşüyor ondan sonra. Halbuki formal olarak, kayıtlı olarak çalışma her ne kadar açıksa da bir hak, genel bir hak değil, başvuru hakkı var. O da işverenin hakkı. İşveren de daha ucuza çalıştırırken, şimdi açıkçası biraz da hele zaten kriz var, korona krizi var vesaire. Hani hiç de bu konuya yanaşmıyor zaman zaman. Onları da işverenleri de teşvik etmek bu anlamda önemli. Ama sadece teşvik değil, bunun sürdürülebilir olması da önemli. Ve sadece belirttiğin gibi Yusuf, Suriyeli sığınmacı değil, onlara ev sahipliği yapan toplumların da faydalanacağı bir şekilde çerçevelenmesi önemli. Çünkü beraberce bu yükün altındayız. Ben ümit ediyorum ki bundan sonrasında uluslararası işbirlikleri, hem Sayın Berger de bunu vurguladı, hem ev sahibi topluluğun kapasitesini ve direncini, biz buna direnç arttırma diyoruz. Yani işte onun kalkınmasını arttırma, onun iş imkanları sağlamasına, gençleri arttırma, eğitim imkanları sağlamasını arttırma ve belli koşullarla nasıl bir koşul olabilir? İşte koşul Suriyeli sığınmacıların formal olarak entegrasyonu olabilir. Bir benzeri Compact Jordan'dı. Ürdün'ün Compact'ında yapıldı. Belli bölgelerde, üretim bölgelerindeki ürünlerin Avrupa Birliği'ne vergisiz, gümrük vergisiz vesaire ihraç edilmesi. Bundan Ürdünlü iş adamı da kazandı, Ürdünlü çalışan da kazandı, Suriyeli sığınmacı da kazandı, başka ülkelerden gelen sığınmacılar da kazandı. Benim görüşüm, geleceğin böyle modellerle belki daha da sürdürülebilir bir şekilde devam edebilmesi, gelecekte işbirliğinin bu alanda. Benim son olarak sayın büyükelçilerime bir söz vermek isterim. Onların da zamanlarını aldık, öğrencilerimizden de duyduk. Bütün bu duyduklarımız ışığında son olarak neler söylemek istersiniz acaba? Sayın Nainski, buyurun lütfen. Mikrofonunuzu açabilir misiniz Sayın Nainski? Okay. Harika. Okay. Yes. Well, first of all, I think that the
discussion was very interesting and provided me with a lot of arguments for my job and raised a lot of questions which we will deal with in the near future. I fully agree that with you that the problems are similar. Of course, for the refugees, they are more because of these job permits. But in general, students do have a lot of difficulties and will face a lot of difficulties in a post-COVID or COVID era how to find a job. Probably the budgets, the sponsors, the businesses will face a lot of difficulties. It will be a very uncertain and difficult time. But I just simply want to mention that because there are also girls which are taking part in our discussion, that women are also face a lot of difficulties in finding jobs, and they're usually less paid than the men are. And the companies are less willing to hire women because of maternity, because of kids, because of other things. If we talk about discrimination, still there is no equality between the chances of women and men, young women and young men, to find jobs. And we have to pay a particular attention to women who are graduating and trying to find a job opportunities and to make a career. Because also in the South, I remember, because I was a president of the small and medium-sized enterprise union of the European People's Party, and we've been dealing with the issue about job opportunities. And I still remember a research which has been done by one of the NGOs in Brussels about the fact that in the South, and we all are in the South, it is less common families are expecting their kids to look for jobs. They're usually, when they have money, they do support their kids. But I think it's much more useful than students, even as most of our friends here during the debate mentioned, they find job not because only they need money, but because this is a way to incorporate in the society, make some contacts, find and open opportunities, because it's like hunting. You should look around, you should think about your future, even in your first grade. Think what would you like to do, how you can find to have a goal, to have a strategy, how to reach the goal, and also to have a courage to start fighting for your better life. And I think everything is a matter of character, commitment, and really a very strong, willing to fulfill what you intend to do. Thank you. Çok teşekkürler. Sayın Berger, buyurun lütfen. Thank you very much. Thanks for this discussion. It was great to listen to you and hear your very particular issues and stories and contributions to that. As I said before, I mean, it's interesting for me to see that many of the problems that you're raising, including the latest we discussed about job or finding a job and qualifications for a job and the work experience that you need. I mean, this is something that I think everybody around the world is facing, yeah? That you have the rather strange dilemma that a company that is employing somebody expects you to have already 3-year work experience for the most junior job. So how can you have the work experience, you know, and then get the most junior job? So there are lots of issues and faced by really everyone, not only people from difficult situation, but unfortunately people have already a difficult situation, more vulnerable and more exploitable, as we have just heard, also in terms of salaries. Yes, there is an issue, and I negotiated the compact with the Jordanians in 2016, and we made the point it was not tax or exemption, it was or customs duties, it was a special rule for rules of origin, meaning that in special zones in Jordan, products could be produced by Syrian refugees which did not comply with the rules of origin, meaning where the raw material came from. And we eased out those rules in order to allow
to export from those areas to Europe on the condition that additional work permits would be given to the Syrians. And when you look at the Turkish situation, the number of work permits is relatively small. I mean, formal work permits are relatively small compared to the number of people in the country. But again, we are working with the ministries on this to create a more formal framework. And we have seen this on numerous occasions that you have one group of underprivileged or vulnerable people replacing yet another group. So we have seen this in the last 3-4 years, when you look at the reports from the International Crisis Group, for example, you will see it has caused tension between various population groups in the country. So we are aware of this, and I think government is aware of it, and we need to work on it. We'll continue working on this. So much for this latest round of the debate. So let me thank you for this opportunity. Thank you for getting to know you, for coming and joining us, for Vienna University and other universities that are contributing this, and students from various countries. Those are the Vienna European Information Center that has been very, very cooperative and I think very good in putting all this together and coming up with the idea and the theme, which is I think is an important one, because it's not only World Refugee Days we need to talk about it. It's really every day, because it's really everybody's lives and future that needs to be addressed through this way. And I want to thank my Bulgarian colleague Nadeshka for joining us. I think your contribution was very important given the what you are doing, your experience, even before Bulgaria joining the European Union, the level of education, and of course, given that you're a neighbor with all these connections and contributions that you can make. So thank you again, everybody, and I wish you all the best. I wish you a good completion of this academic year. I hope you don't lose anything, and I really hope those who are finishing now can really get something soon on the job market. I know how important this is to you, that you can support your family. So good luck with all of that. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Berger'e ve Sayın Nenci'ye görüşleri için, değerlendirmeleri için ve bütün arkadaşlarımıza verdikleri katkılar için çok teşekkürler. Ben şahsım adımına çok şey öğrendim bu güzel etkileşimden. Umuyorum sizler için de faydalı olmuştur, keyifli olmuştur. Umarım başka yerlerde de karşı karşıya geliriz. Son olarak belki hoşça kal demeden önce bir el sallayabiliriz ekran görüntümüz için. Hep beraber, sizin için de uygunsa şöyle bir. Tekrar teşekkürler katılımınız Thank için. You. Brüksel'den sevgiler. Thank you. Thank you. Goodbye. Bye. Thank you. Thank you very much. Goodbye. Yine buluşalım. Thank you so much for having me. Evet. Muhakkak. Thank you. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Thank you for everything. Thank you. Thank you very much. Thank you. Hocam, ben ev sahibiyim. Ben ev sahibiyim ya, geç gidiyorum. Ağzınıza sağlık hocam. Çok güzel bir etkinlikti. Çok teşekkürler Yusuf. Memnun kaldığına sevindim. Yeterince sana arzu ettiğim kadar fazla söz veremedim ama sağlık umarım olsun. İçinde bir şey kalmadı. Aynen.